Her gün zam 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 zamla yatıyoruz, zamla kalkıyoruz. Elektrik zamla, doğalgaz zamla. Mazot 6,5 milyon olmuş. Enflasyon düştü ancak fiyatlar yüksek. Alım gücü zayıf olan vatandaş pazar arabasını dolduramıyor. Torbada bir kilo şeftali aldık. Pahalı. Hiç de gitmez, ne pahalı mı ucuz mu? Ağustos ayında TÜFE 0,86 arttı. Yıllık bazda enflasyonsa 15,01 oldu. Basına 5 lira beni. Biz ekonomide insanı merkeze koymuyoruz. Ekonomide her zaman ya enflasyon vardır merkezde, aman düşürelim. Ya döviz vardır, aman dövizimiz yok, döviz bulalım. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi son 15 ayın en düşük seviyesine gelerek %15,01 oldu. Üretici sevilmez. Şimdi bize şaka gibi geliyor değil mi? Evet, üretici gerçekten 1980 yılından itibaren Türkiye'de üretici sevilmedi. TÜFE 12 aylık ortalamalara göre de %19,62'lik artış gösterdi. İyi bir şey enflasyonun düşüyor olması. Fazlaya bakar şey bak 6 milyon, 5 milyon, 10 milyon. Öyle parlı. Aylık en yüksek fiyat artışı %19,11 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda yaşandı. Normal, onlar da zaten vergi almayı, bütçeyi güçlendirmeyi düşünüyor hükümet, ama tabii da bütçeyi güçlendiriyor, ama yani evde tütünle ekip tütün kurutmaya başlayacak millet. 10 liraya alıyordum, 12 yaptılar, şimdi 15 lira olmuş. Bu alkollü içkilerde insanlar artık evlerinde yapıyorlar içkilerini falan. O hem sağlıksız bir şey. Aylık en fazla artış gösteren ürünlerin başında %23,35 artışla salatalık yer aldı. Şimdi fiyatı ise tezgahlarda 2,5 lira 3 lira arasında. Hiç ucuz değil. Kimsenin lafına inanmayın. Bir paket sigara 15-20 liraysa bu meyveler 5 lira 10 lira normala gayet. Hep aynı vallahi aynı. Şeftali 2,5'tu 5 lira. Ağustos ayında fiyatı en fazla azalan ürün %29,82 ile sivri biber oldu. Fasulye, masfasulye, her şey ucuz şimdi. Manava'ya göre pazarlar biraz daha uygun. Tezgahlarda durum nasıl? İyi, biraz hareketli var, biraz iyi yani, biraz iyi. Daha iyi olacak, bir hafta sonra daha iyi, okullar açılacak. Aylık en fazla düşüş gösteren grupta %1,94 ile ulaştırma. Ben anlamam ki, vallahi anlamam. Enflasyonun düşmesi faiz indirim beklentilerini de kuvvetlendirdi. Bence bir ciddi oranda daha iniş yapılabilir. Bu da güzel bir şey. Yapsınlar bunları ve bunlar doğru şeyler. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kur da hareketlendi. Dolar 5.75'in altına kadar geriledi. Şu anda dolar çıkamaz. İşte 5.80 alır 6 lira. Onlar normal zaten.